Örgü TV takipçileri, bildiğiniz gibi sizlerle daha önceden Türk kahvesi videosu paylaşmıştım ve 500 bin izlenme barajını geçti sizlerin sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum demiştim ve sizlerden gelen yorumları videolarımda değerlendireceğimi de söylemiştim bildiğiniz gibi. Daha önceki çektiğimiz videomuz bildiğiniz gibi ahşap kaşıkla olan videoydu. Orada bir arkadaşımız ne demişti bize? Ahşap kaşık kullanırsanız da kahveniz bol köpüklü oluyor demişti. Biz de ne yapmıştık? Onun denemesini yapabilmek adına sizlerle beraber bu videoyu çekmiştik. O videoda da göründüğü gibi normal köpüren bir kahve oluyordu. Şimdi de sizlerle beraber ne yapacağız? Tekrardan yorumları hemen bulmak istiyorum. Şöyle kısaca. Bu arada bahsedeyim. Normal kahvelerimin fincanları dahil olmak üzere her şey aynı arkadaşlar. Özellikle aynı seçtim ki herhangi bir problem olmasın diye. Normalde farklı farklı fincanlarım olmasına rağmen standart aynı fincanlarda kahvemi servis edeceğim biliyorsunuz. Şimdi sizden gelen yorumların neticesinde denilmişti ki ben ayrıca sütlü de yapıyorum diye. Hepimizin bildiği gibi sütlü kahve de çok güzel oluyor. Ama sütlü kahvenin köpürdüğünü ben bilmiyorum. Yani ben daha evvelden kendi yaptığım kahvelerimin içerisinde ne yapıyordum? Hemen kaç kişilik yapacaksam eğer o kadar kişilik sütü kullanıp içerisine Türk kahvesini ekliyordum ve normal sütlü kahve oluyordu. Şimdi ise acaba bir fark mı var diye düşündüğümden dolayı hemen bir fincan sütüm, bir fincan suyum var arkadaşlar. O yüzden bir de bakalım bunda köpürecek mi diye düşünüyorum ama zannetmiyorum köpüreceğini. Ama gene de bir bakalım, pişirelim sizlerle beraber. Dediğim gibi standart cezvem, hep aynı cezve, aynı fincanları kullanıyorum ki ölçüm şaşmasın diye. Gördüğünüz gibi suyumu ekledim. Hemen içerisine bu sefer sütü ekliyorum. Şurada şöyle herhangi bir dökülme olmasın diye. Çünkü canlı yayın biliyorsunuz. Pardon, canlı yayın dedim. Kamera karşısı bazen sorun çıkartabiliyor. O yüzden şöyle kenarları da silelim. Evet. Şimdi şöyle eklemek istiyorum. Yapacağım işlem tatlı kaşığı ölçü olarak. 2 tatlı kaşığı kullanacağım. Çünkü bu sefer şekerli bir kahve yapacağım arkadaşlar. İçerisinde süt olduğu için. Bakın 2 tatlı kaşığı şeker kullandım. Çünkü dediğim gibi şekerli kahve yapacağım. Tekrar kahvem var. Standart. Ve 2 tepeleme Türk kahvemi şöyle şu şekil hemen ilave etmek istiyorum. Hatta şöyle biraz buçuklu yapalım. 2,5. Kapatalım. Ocağımızı yakalım. Bildiğiniz gibi videolar uzun ama içerisinde anlattığımdan dolayı uzun. Şimdi şöyle karıştırmak istiyorum. Dediğim gibi daha önceden ben Türk kahvesi yaparken her zaman için kahvenin içerisine sütün içerisine kahve atardım. O şekilde sütlü kahve yapardım. Ama bir arkadaşımız içerisine bir miktar süt koyarsanız da kahvemiz köpürüyor dediği için ne yaptım? %50 oranında su, %50 oranında da süt koydum. Şimdi bakacağız kahvemizin köpüğü olacak mı, olmayacak mı? Onu deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Hatta ilerleyen günlerde şunu da yapabiliriz. Bir fincanın yarısı kadar süt de kullanabiliriz. Çünkü oran belirtmemiş arkadaşlar. Bu arada hemen kahvemin altını şöyle hafiften kısmak istiyorum. Ve karıştırıyorum. Bu arada bir yandan da
Ne yapalım? Mesajlarımı kontrol edeyim aynı zamanda konuşurken. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar kahvemi ne yapıyorum? Elimden geldiği ölçüde itinayla pişirmeye çalışıyorum arkadaşlar. İçerisinde şeker miktarı tamamen sizin damak zevkinizle alakalı olduğundan dolayı ne yapıyorsunuz? Şeker miktarını kendiniz ayarlıyorsunuz. Şöyle bakıyorum, hafif köpürme var, evet. Ama normal Türk kahvesinde olan köpük kadar yok herhalde şu anda. Şu anda köpüğümüz hafif hafif oluşmaya başladı. Çok güzel yorumlarınız oluyor. Bana soruyorsunuz, açıktan kahve mi alıyorsunuz yoksa kapalı paketler mi? Her ikisini de kullanıyorum arkadaşlar ama açık aldığımda ilk seriyi mümkün olduğu kadar az alıyorum ki bazen çok kavrulmuş oluyor. Ona dikkat edin. Çok kavrulmuş kahve güzel olmuyor. Çeşme suyuyla yapıyorum deniliyor. Ben de çeşme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Önemli olan benim için kahveni yapacağım şeyin soğuk olması. Ama buzdolabından da değil. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Şu an hafif bir köpürme var. Bu aslında küçük bir deney oldu bizler için de. Sizlerin bizlere göndermiş olduğunuz yorumlar neticesinde ne yaptık? Çok güzel bir video serisi hazırlamamız lazım geldi. Çünkü bunları hani sözde değil de görsele de yansıtmak istedik açıkçası. Şimdi ilerleyen günlerde farklı kahveler de olacak kısmetse. Belirli aralıklarla onları da paylaşacağım sizlerle. Hala yorumlarınıza bakıyorum. Hala cevaplamaya çalışıyorum. Şu an kahvemin köpüğü oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın. %50 oranında su, %50 oranında kahve kullandığım zaman oldu. Şöyle tekrardan karıştırıyorum ve artık bırakıyorum karıştırmayı. Dediğim gibi şekerli bir kahve yapıyorum şu anda. Sütlü şekerli olacak. 10 dakikada kahve pişirmiyoruz. Bunu çok ilk zamanlar üstüne basa basa söylemişler. Kahveyi anlatırken pişiriyorum arkadaşlar. Ön anlatımı, sonraki anlatım oluyor. Ama dediğim gibi daha evvelden ben sütün içerisinde kullanıyordum kahvemizi. Onda çok fazla köpüğümüz olmuyordu açıkçası ya da ben dikkat etmiyordum. İlerleyen günlerde onu da bir çekelim. Evet, gördüğünüz gibi kenarlardan oluşmaya başladı. Demek oluyor ki içerisine süt koyduğumuz zaman da kahvemiz köpürebiliyor. Ve ne yapabiliyoruz? Bu şekilde de çok güzel servis edebiliyoruz. Çünkü sütlü kahvenin tadı gerçekten inanılmaz oluyor biliyorsunuz. İlerleyen günlerde farklı tarifler var. O tarifleri de kaçırmayın. Çünkü ben de sizlerle beraber denemiş olacağım aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi kahve, evet, köpüğü var arkadaşlar. Şimdi hemen bir miktar fincanımı almak istiyorum. Şimdi hafif karıştırıyorum ki kenarlara sıçrama yapmasın diye. Evet, bakın. Şimdi tekrardan bir miktar daha alttan kaynamasını sağlayacağım ama çok fazla yükselmesini istemiyorum arkadaşlar. O yapılan en büyük hatalardan biri çünkü. Hafif köpürmesi benim için yeterli. Evet. Şimdi bu ilk aşamada ne yapıyoruz? Fincanlarımız zaten ısıtmış oluyor. Ve biraz daha ısıtıp kahvelerimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içerisine bir miktar daha süt koyduğumuz zaman kahvemiz gerçekten çok güzel köpüklü oluyor.
Çok çok teşekkür ediyorum bu yorumu yapan arkadaşa. Şu an tadına bakmadım ama eminim ki içerisinde süt olduğundan dolayı gerçekten çok lezzetli olacak. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Bizleri takipten ayrılmayın. Sadece bildiğiniz gibi yemek ya da örgü videolarımız yok. Genel bir kanal olma adayıyız arkadaşlar. Ve sizlerle beraber büyüyeceğiz kısmet olursa. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram bebeğimin cicileri örgü TV. Ayrıca yemek örgü tarifleri sayfası. Onun haricinde burada küçük bir kanalımız daha var biliyorsunuz bebeğimiz. Yemek örgü tarifleri kanalı da bize ait. Facebook'ta da aynı şekilde bebeğimin cicileri örgü ve yemek örgü tarifleri sayfaları da bizlere ait. Şimdi hepimize afiyet olsun diyorum. Çünkü kahvelerimi çok soğutmak istemiyorum. Oğluşumla beraber içeceğim. Allah'ın izniyle. Tekrardan görüşmek üzere. Başka bir anlatımda, başka bir kahve anlatımında. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.